Son dakika, Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti, LGS'ye giren depremzede öğrencilere ek kontenjan ile ilgili detaylar. Son dakika, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremzede lise öğrencileri için Türkiye'nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açılacağını duyurmuştu. Milli Eğitim Bakanlığınca yayınlanan LGS tercih kılavuzu ile detaylar da belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığınca, MEB, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 5 Şubat'ta 8. sınıflarda kayıtlı olan öğrenciler için merkezi sınav yerleştirmelerinde her 30 kontenjana 2 ek kontenjan verilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın LGS tercihi yapacak depremzede öğrencilere yönelik ek kontenjan müjdesine ilişkin detayların yer aldığı 2023 orta öğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlandı. Kılavuzda, OHAL kapsamında 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremleri nedeniyle yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2022 ila 2023 öğretim yılında 5 Şubat 2023'te 8. sınıflarda kayıtlı olan öğrencilerin liselere yerleştirilmesinde pozitif ayrımcılık uygulamasının detayları yer aldı. Buna göre, bu illerdeki öğrenciler, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercihleri sırasında 2022 ila 2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemini tamamlamış oldukları illerde mevcut orta öğretim kayıt alanlarına göre tercihte bulunabilecek. Ayrıca bu illerin dışındaki diğer illerde bulunan yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulların tamamını ise kayıt alanında olarak tercih edebilecek. Yerel yerleştirme. Tercih dönemlerinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış ancak herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, bulundukları il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarda kontenjan durumuna bakılmaksızın okul ve şube dengesi gözetilerek yerleştirme işlemleri tamamlanacak. Tercih döneminde merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış öğrenciler için her 30 kontenjana 2 olacak şekilde ek kontenjan verilecek. Ek kontenjanlara yerleştirme işlemleri merkezi yerleştirme esasları çerçevesinde puan üstünlüğü ve tercih önceliğine göre yapılacak. Yerleştirmeye esas nakillerde, 1 ve 2. nakil ve sonraki tüm nakil işlemlerinde ek kontenjan kullanılmayacak. Merkezi yerleştirme nasıl yapılacak? Kılavuza göre, LGS kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci 3 ila 19 Temmuz'da yapılabilecek. Merkezi yerleştirme sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek. Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak. Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla okul başarı puanı, OBP, üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6, ence sınıflardaki yıl sonu başarı puanı, YBP, üstünlüğüne, 8, ince sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.